Evet, değerli basın emekçileri, bugün Akhisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görmüş olduğunuz Tayyip Giller'in Soma'nın katili Tayyip Giller'in bekçiliğini yaptığı sömürü düzenidir içerikli pankartta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu bulunmuş savcılar tarafından. Bu nedenle açılan bir davanın duruşmasından çıktık. Bize göre böyle bir dava adliyenin iş yükünü artırmaktan başka bir işe yaramaz. Zaten içeride de duruşma salonunda da söylediğimiz gibi Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi, yine aynı kanunun 123. maddesi yürürlükte olduğu sürece çift başlılık, hukukta çift başlılık yarattığı için anayasaya aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle mahkemeye de anayasaya aykırılık dilekçemizi sunduk. Mahkeme yargıcı anayasaya aykırılıkla ilgili iddialarımızı değerlendireceğini, incelemeye aldı, değerlendireceğini karar verdi. Müvekkillerimizin savunmalarında da açıkça belirtildiği gibi Soma'daki yaşanmış olan 301 tane insanın bir şey yok. Mahkemeden çıktık, bir sorun yok. Açıklama yapıyoruz. Bir sorun yok. Ama ben avukatım ya. Bir avukatım, duruşma sonrası bilgilendirme yapıyoruz. Her zaman da yapıyoruz. İzliyorsanız bütün duruşmaları yapıyoruz. Bitecek. Uzatmıyoruz. Bu katliama karşı sessiz kalınamazdı. Halkın Kurtuluş Partisi sosyalist bir partidir. Dünya görüşlerini ortaya koymuştur bu katliamdaki ifadeyle. Ancak bu pankarttaki ifadeden neresinde Cumhurbaşkanı'na bir hakaret geçiyor? Bu konuda da ne iddianamede ne yargılama aşamasında en küçük bir belirlilik yoktur. Bundan sonraki duruşma Ocak 24'de, 24 Ocak tarihine kalmıştır. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Taceddin Çolak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden birazcık bahsetmiştiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sayısız kararları var. İçeride de koyduk. Avusturya Başbakanı'na yönelik şerefsiz, alçak bilmem ne ifadelerinin dahi hakaret kapsamında olmadığı yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları vardır. Anayasanın 90. maddesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iç hukuk normu haline dönmüştür. Dolayısıyla AİHM kararları bizim yerel mahkemelerimizi de bağlayıcı niteliktedir. Bir de Cumhurbaşkanı'nın siyasi olduğunu söylediniz. Artık Cumhurbaşkanlığın seçimle, halk oyuyla seçilme haline yani dönüştürüldükten sonra da Cumhurbaşkanı bütün şu ana kadarki yaptığı iş ve eylemler itibariyle siyasetin merkezinde bulunmaktadır. Aslında orada siyasetler üstü bir kişi değil, tam da siyasetin merkezinde olan bir kişi vardır. Benzer eleştirilere katlanması gerekir. Hükmün uygulanması 5 yıl ertelenmesini reddetti galiba. CMK 231. maddede düzenlenen bir hükümdür bu. 5 yıl içerisinde yeni bir suç işlemedikleri takdirde sanıklar hakkında yargılamanın ortadan kaldırılacağı yönünde bir hükümdür. Müvekkillerimiz de suçlu olduklarına inanmadıkları için, suçsuz yere yargılandıkları için bu 231. maddenin uygulanmasını kabul etmediler. Reddet. Çünkü beraat etmek istiyorlar şimdi. Siz Pınar Hanım, Manisa'da ikinci idari mahkemede alınan bir kararı belirtmiştiniz. Anlatır mısınız onu? Dünyanın en büyük işçi cinayetlerinden biri olan Soma katliamından dolayı bir işçi ailesi dava açmıştır. Manisa 2. İdare Mahkemesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı aleyhine 300 bin lira tazminata hükmetmiştir. Dolayısıyla yetkililerin bu pankartta açıklandığı gibi sorumluların kim olduğu da bu kararla bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu nedenle sorumluların asıl cezalandırılması gerekir, müvekkillerimizin değil. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun.